Ülkenin içi ve dışı, duvarların içi ve dışı açık hapishaneye döndü. Konuşan, fikrini söyleyen, okuyan ve düşünen herkes ya gözaltında ya da tutuklu. Adalet sistemimiz kangren oldu. Eğer bu kangreni hep birlikte tedavi etmezsek, bilin ki bir gün bu kangren sizin de bacağınızın kesilmesine neden olacak. Dün can yoldaşı olan arkadaşlarınız bugün eğer başınıza bomba yağdırdılarsa yarını daha iyi düşünmeniz gerekiyor. Her zamankinden daha fazla özgürlük, her zamankinden daha fazla laiklik vurgusuna ihtiyacımız var. Devlet bireylerin, yurttaşlarının can güvenliğini ve hürriyetlerini korumak ve gözetmekle yükümlüyken bugün devlet tüm yurttaşlarını potansiyel suçlu ilan etmiş durumda. Değerli milletvekilleri, bu ne yaman çelişki. Size muhalif herkes düşman ve size muhalif herkes o halde tutuklanmalı mı diyorsunuz? İnsanların inançlarını sömürdünüz. Meslek onurlarını çiğnediniz, yetmedi. Fikrini söyleyen bir gazeteciyi tutukluyorsunuz da yandaş kanallarda, yandaş gazetelerde nefretini kusan, linç operasyonları başlatan kendini bilmezleri neden alkışlıyorsunuz? Hırçınlığınızın giderek artmasının nedeni ayağınızın altındaki yerin sarsılması. Ayağınız kaydıkça hırçınlığınız da artıyor. Dün Ergenekon'dan içeri aldığınız insanlara pardon dediniz. Peki yarın ne olacak? Bugün tutuklu olanlardan ne zaman özür dileyeceksiniz? Bugün tutuklu olanlardan özür dilerken yeniden kandırıldık demeye yüzünüz olacak mı? Ahmet Şık FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarırken bugün Ahmet Şık'ı FETÖ propagandası yapmaktan içeri alan sizlersiniz. Ahmet'ten, Ahmet'in yazdıklarından ve tüm doğrulardan korkuyorsunuz. Ahmet içeriden hepimize mesaj göndermiş. Diyor ki enseyi karartmayın. Ben de buradan Ahmet Şık'a ve onun gibi 9 köyden kovulanlara selam gönderiyorum. İçeri hapsettiğiniz insanların aydınlık zihinlerini asla ve asla kirletemeyeceksiniz.